Semih Bey eser gelinir evine. Hoho! Ben istenmediğim yerde, ben istenmediğim yere gitmem. Hakkını bana ver, ben gideyim ya. Ben, niye? Git, benim yerime sen git. Vallahi ama şey, beni satma orada, bana deme orada işte eserin adı çıktı, o gelmek istemedi deme, o topları gelir. Ama ona gelir iş. Bence sen de gitme. Hakkını bana versin, ben gideyim, gideyim abi. Şey bu görünecek tamam, çünkü. Tamam, ben aklıma emreye veriyorum. Onlara söylemem ama. Unutma. Yeni çiftlere yolunu açmak için. Çok kibar. Aynen öyle. Bu hakkımı emreye veriyorum inşallah. Öyle olmaz ya. Sen geleceksen gel ha. Ben gelmiyorum abi. Semih sen gidiyor musun? Bana, sen de gitme. Buradan... Sen nereye kalktın ya? Ya yalnız ya oldu. Hep beraber gidelim eser orada. Hakkını bana verdi. Bizim yanlış ya. Eser hakkını bana verdi. Abi. Yalnız yalnız abi gidin. Ya beni niye yalnız bırakmıyorsun kardeşim? Ben gidiyorum. Ya senin eser dedi siz de arkadan ha. Abicim hakikaten ne oluyor? Eser gelir mi? Mehtap diyor ki geliyorlar ondan sen gelmiyorsun diye. Kardeşim gel konuşacağız. Hak verdi adam bana ya. Abi adam niye geliyor peki o zaman? Ben anlamadım ki yapıştı yakama. Gider misin? Ya Emre, yalnız bir şey söyleyeceğim. Benim bu isimler orada da çıktıysa o zaman diyecek ki eser nerede? Bilecekler. O zaman sen... Ya ben sessiz kalacağım, ben başlayacağım, geçeceğim ne abi? Beni niye satmayın orada. Gitmeyen o yine yani, ben gitmiyorum sanki. Ben gelmek istemiyorum. Adam gitmek istiyorum. Ben de gitmek istiyorum o zaman ya. Gel başına gitme. Gel. Hakkını bana verdi. Git sen. Abi göndermezler. Adnancım bırakır mısın ya? Göndermezler. Abi bir kişi gelsin. Adı yazdı, boşu boşuna gidiyorsun sonra. Yollayacaklar kendisini. Yollarlar. Bak gelmezsen ben de giderim. Ha. Yok öyle şey ya, Allah Allah. Dün zaten göremedik. Kızlar evine mecburi şey olarak gireceğiz birazdan. Tankut. Oylama için. Bence böyle SMS olmamalı şey için. Çünkü iki kişi orada görüşürüm. Mecburi, ne yapayım? Eser ve Semih çağrıldığı zaman sadece Semih gitti. Eser gitmemeyi tercih etti. Bence doğru olanı yaptı ama Cansel bunu nasıl karşılayacak bilmiyorum. Sanki aralarında biraz problem olacak gibi benziyor. Umarım daha ileri seviyelere taşımazlar tartışmalarını. Ya sıkıldım ya, onun triplerinden de sıkıldım. Vallahi bak, benim de bir şeyim var abi. Benim de bir limitim var yani. Mesela bana da çok güzel bir örnek verdin. Haklıyken sana da aynı örneği verdim. İkinize de aynı şeyleri söyledim. Bundan sonraki değerlendirme ikinizin arasında olmalı. O gün evde ilk sen mi kalktın yoksa sen buradan mı git dedi? Hayır, dedi ki işte ben... Böyleyim, gitmek istiyorsan gidebilirsin diyor. Gitmek istiyorsan gidebilirsin yeah. Yani şey. Ya ben böyleyim. Arkaya dönme çık mı demek istiyorsun? Sen gideceğim şey falan mı dedin ona? Hayır. Bir şey demedim. Ben dedim bak, kalkıp gidersen dedim. Kalkıp gidelim dedim yani. Böyle ha, söylersen kalkıp gitmemi mi istiyorsun dedim. Cevap vermedi. Cevap vermeyince düşünmüş. Ben onu evet olarak algıladım. Hayır gitme demedi. Bir dedim yandan... eğer bak ben kalkıp gidiyorum şu an dedim. Eğer şu kadarcık bana saygın, sevgin şeyin varsa dedim. Beni durdur dedim. Durdurmadı. Ve ben bana yalan söylüyorsun, dürüst gelmiyorsun bilmem ne. Ben hayatında tanıyabileceğin en dürüst kişilerden biriyim ya. Kim ne? Şaka şaka. Oh be. Sırtına vurduk Semih'in. Hadi aslanım dedik. İçeri yöneldik. Sen giremedin değil mi? Eser ya bu yapış, yapıştı yakama gelmedi. Buna gelme dedim. Bu gelmeseydi ben gidecektim ya. Evet. Gitmeyin dedim. Aha. Aleykümselam. Hoş geldin. Ne o düşman mısınız? Semih, Semih'e merhaba de. Nur nerede? Bahçede kardeş. Kardeş. Lütfen biraz yumuşak ol. Eyvah, Harbede'ye gider gibi gidiyor. Bunu izlemek isterdim. O nerede? Görebilirsiniz. Ben bir çekileyim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Niye böyle oldu? Niye böyle oldu mu? Bana mı soruyorsun bu soruyu gerçekten? Ben mi suçluyum sence? Değil misin? Hiç suçlu değil misin? Bak Nur, benim kendime göre hatalarım var. Ama annenin bana yaklaşması çok değişikti ki... ...sen o yüzüğü nasıl çıkartıp parmağından annene verebiliyorsun ki ben bunu anlamadım ya. Bana gerçekten geçerli bir sebep söyle, ben diyeceğim ki sana tamam eyvallah diyeceğim ya. Geçerli sebebim şu, annem istedi ve vermek zorunda kaldım. Bu mu? Evet. Ya annen öyle bir istemiş ki ver 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 ya. Annem niye istedi? Zoraki istemiş. Peki bir yani. Şey söyleyeceğim. Annem
bu yüzüğü niye istedi sordun mu? Niye istedi? Veya sana niye verdi o yüzüğü? Ses tonunu alçalt bana karşı öyle yükselme. Ben yükselmiyorum ben, bak, şu an gayet ama normal ben sana nasıl yaklaşıyorum sen bana nasıl yaklaşıyorsun bak. Semih. Ben insan gibi buraya annem. Seninle konuşmaya geldim anladın mı? Ben seninle özür dilemeye de gelmedim, af dilemeye de gelmedim. Konuşmak istiyorum sorularımın cevabını almak istiyorum sana tamam mı? Niye verdin? Gelmedi. Niye verdin? Yok yok yanlış yok yapıyorum. Ya. Oraya gitmek de hata yaptı. Dur bir dakika. Zaten ama sormak bile aklına gelmedi. Kalktın gittin oradan. Annene ben dedim ki eğer dedim onu bırakırsanız ben dedim kalkar giderim. Annem bunun açıklamasını sana yapacaktı zaten. Ama sen annemi dinlemek bile istemedin. Annen öyle bir tavırla yaptı ki ya kızımın elini tut ya dedi ya gevşek bırakma dedi bıraktı bana. Ben bunu ne demem bekliyorsun? Ben orada kalırsam ben yükseleceğimi biliyorum. Kalktım gittim. Benim annene karşı terbiyesim olmadı yani. Yapmam da. Adam benim de bir annem var. Annenin de annem gibi seviyorum. Anladım ben öyle bir insan değilim yani. Eğer annen de kırdıysa ben kendi adıma özür diliyorum. Ama ben senden de özür dilemesini bilirdim. Bilirdim ama sen bunu hak etmiyorsun. Sen gidip de benim taktığım yüzüğü parmağından çıkartıp o kadar kolay eline verebiliyorsan. Yüzük mü mesela? Komando ürünü. Değil mi? Şöyle bir şey söyleyeyim o zaman sana. Arkadaşlar. Lütfen ya. Melis. Kafalar kesik kesik orada kafalar kesik. Gördüm ya. Ne yapıyorsunuz abi? Lütfen yani bir şey konuşuyoruz burada. Azıcık saygı istiyorum lütfen. Hepsi görünüyor. Ben neden görünmüyor? Şey ama biz bir şey yapmıyoruz. Ama bunlar çok ayıbetti. Melis, Melis ayıp oluyor ama lütfen hiç kapı dinle. Mehtap. Melis kapı ben götürüyorum şimdi. Mehtap'ın yüzüğü kayboldu. Baskın bir karakter olarak mı çıkacak? Hayır. Bak benim annem hiçbir şekilde karışmaz, müdahale etmez mesela. Semih, yanlış anlama sen şöyle bir şey söyleyeyim mi? Annemin üslubunun farkındayım. Farkındayım. Her şeyin farkındayım. Burada annemin yaptığı şey için de ağladım. Ve ben açıkladım da bu durumu. Ben anladın annene mı? Kızmıyorum. Yani sen niye ben bu kadar rahat davranabiliyorsun? Ben o yüzüğü verdim. Çünkü annem... Ne amaçlı verdin? Çok merak ediyorum. Ne annem şunu söyledi bana o yüzüğü verirken. Bak burada o kadar çok konuşma oldu. Senin görebildiğin kısım oydu sadece. Senin görmediklerin verdim. De var o zaman. Benim görmediklerimi bilmiyorum ben. Sen de benim söylediğim şeyleri görmedin tamam mı? Tamam. Ben o yüzüğü verirken ben Semih'i seviyorum. Bu yüzüğü veriyorum ama sadece yapıcı olman için veriyorum dedim. Ben sana ne diyorum sen bana ne diyorsun bak. Yani ben haklıyken beni haksız durumuna düşürmeye çalışıyorsun yapma ya. Güzel güzel yine diyorsun. Ya bu iyi ya. Ama üslubu güzel ya teşekkür falan etti. Özür diledi. Bu dizinin çok aptal oluyor. Az dinlemeye geldim bir de. Tabii tabii. Bu dizinin sonu mutlu son değil ha. Yalnız bu sefer de kız üstüne gidiyor. Evet. Evet. Hoşuma hadi ya. Demek acaba ne olacak ya? Nur'la Semih barışacak mı? Çok merak ettim şu anda. Biz nişanlı değiliz. Biz sözlü değiliz. Biz evli değiliz Semih. Tamam niye veriyorsun? O yüzüğün ne bir önemi vardı? Bir anlamı var ya benim için. Tamam. Ben bir sana... anlamı var. Biz sevgiliyiz, var. Birlikteyiz, seviyorsun. O yüzüğü benim için aldın. Ama o yüzüğü sana vermesindeki amaç benim kızımın peşini bırak. Seni istemiyorum demek değildi. Ne olursa değildi. Olsun. Hoş bir tepkimi almış annen getirmiş bana yani. Sen çocuk musun ki senin annen Semih, parmağından yüzüğü çıkartıp bana getiriyor ya. Böyle bir saçmalık tamam, var mı tamam yüzüğü çıkartmış, çıkarmış getirmiş bak, olabilir ama sen yüzüğü benim yok. Kafama fırlatır gibi zaten yüzüğü tak otur aşağı derken de annem ona kızıp o yüzüğü sana getirdi. Madem bu şekilde bir tavır sergiliyorsun, aldığın hediye kızımın başına başına vuruyorsun. O zaman... Ben de bunu veriyorum sana o zaman. Anne yapmayacak onu, zaman, sen takte. Getirip başıma vuracaksın. Ben de başımla beraber diyeceğim sana. Ben senden annem özür beklediğim için gelmedi. Annem bunu yapamaz ki bana zaten. Semih. Annen niye bizim ilişkimize karışıyor? Semih. Annenden ne beklerdim biliyor musun? Özür diliyorum sana bir şey söyleyeceğim. Semih'ciğim senin şu 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 tavırların benim hoşuma gitmiyor. İnsan gibi. Ben bak. De senden bana, ne beklerdim? Ben annene... Bak ben annene karşı hiçbir zaman... Anneme değil bana. Ama ya sen bana böyle yaklaşmıyorsun ki. Ben orada ağlarken... Bana sarılması gereken ama bak gereken sen benim hep sözümü sendin. Bölüyorsun. Tamam. Hep başka hep şeylere dinliyorum. Giriyorsun. Olayı saptırıyorsun Nur. Gözünü seveyim ya. Kurban olayım. Bir dinle beni ya. Allah aşkına ya. Vallahi billahi beni çıldırtıyorsun ama artık bak. Kapı dinlemek hiç hoş değil. Gizli gizli birini izlemek de hiç hoş değil. Kızlar bunu sürekli yapıyor. Anlamıyorum. Semih, bizim sorunumuz şu anda annem değil. Bizim sorunumuz senin... Ya Allah aşkına yapmayın. Lütfen. Abi... Ne yapıyorsunuz burada? Bir dakika geliyorum. Zaten bacağını kapat. Ya Allah aşkına çocuk musunuz siz? Biz buradaydık valla. Cansel. Lütfen. Ay ben lütfen. Komik bir şey gerçekten okuyorum ona gülüyorum ya. Bakın, çok komik bir şey yok. Valla sana bakmıyorduk.
Vallahi. Aa biz bak. Lan burada gerçekten. Allah Allah nereden çıkarıyorsun? Sen yeter ki sen kız neyse olur. Düşlerin seni bulur. Sen yeter ki sen kız neyse olur. Kız neyse olur. Aşkı bul.